Herkese merhaba. Konuşasınlara hoş geldiniz. Merhaba Seda. Merhaba. Ne haber, ne yapıyorsun? Şey gibi oğlum. Merhaba. İyi, ne olsun. Bu aralar fena gitmiyor havalar. O yüzden keyfimiz yerinde diyebilirim. Yanında bir konuk görüyorum sanki. Şey gibi bir cisim yaklaşıyor. Evet, bugün Nursen Hoca ile başka bir program daha yapıyoruz. Yine güzel. Sevgili dinleyenler. Evet, yine güzel kalabalığız. Umarım keyifli geçiyordur dinleyenler için de. Umarım. Zaten her seferinde olduğu gibi söylüyorum hep, hani mutlaka geri dönüşler bekliyoruz. Varsa daha hani bizim burada konuştuklarımız üzerinden tecrübe paylaşmak istiyorsanız ya da soru sormak istiyorsanız mutlaka yazın. Onların üzerinden mutlaka bir yayın daha yaparız. Evet, o zaman bugün farklı bir konuyla geldim. Ana konumuzdan çok uzaklaşmayarak şöyle bir giriş yapayım aslında. Yani çocuklarımızı liseye nasıl hazırlayabiliriz? Lise hayatına, liseden sonraki sürece bunu konuşalım istiyorum. Çünkü insanın hemen hemen temel taşlarının da oluştuğu bir dönem lise hayatı. Yani kısaca diyorsun ki hem ergenler penceresinden hem de ergen ana babaları penceresine akıl sağlığını kaybetmeden bu süreci nasıl atlatabiliriz? Evet. Evet Nursen Hocam, nasıl birbirimizi öldürmekten? Böyle bayağı bir kapsamlı şeyler aslında. Soru değil ama kapsamlı bir konu. Yani ergenlik dönemi. Aileler de çocuklara da çok erken ergenlik terimi öğretiliyor aslında, ben öyle düşünüyorum. Ben kesinlikle katılıyorum ya. Yani hani ergenlik tamam da bir dönem, evet, herkesin girip çıktığı bir dönem. Ama en temel, ben hani bir şey söyleyerek başlayayım. Dünyanın varlığından beri 3 şey değişmemiş. Doğum, ergenlik, ölüm. Biçimi aynı. Yani eminim ki bundan yüzyıllar sonra da o ergenliğin evrilme süreçleri, genetik bir değişikliğe uğramayacaksak aynı şekilde devam edecek. Şimdi bir de lafını bölüyorum ama geç ergenlikte bir şey çıktı ya diye bir şey, yani hani erken ergenlik kadar devam eden bu işte meslek seçiminin yanlışlığının sarsıntılarının yaşandığı bir dönemmiş. Ya erken ergenlik diye de bir şey çıkardılar. Kime sorsam çocuğu 2 yaşındaki de ergenlikte diyor, 10 yaşındaki de ergenlikte diyor, 16 yaşındaki de ergenlikte diyor. Acaba şey mi yapsak, ergenlik nedir onun bir şeyini mi yapsak önce tanımını? Şimdi tabii bilimsel olarak baktığımızda böyle tam bir şey haline gelecek bu ergenliği anlatmaya kalkarsak. Önergenlik diye bir kavram var bilimin kabul ettiği. Önergenlik, ergenlik dönemine hazırlık gibi. Hani anamı babamı nasıl çıldırtırım? Fiziksel olarak bedenin de bir hazırlık evresi var. Kaç yaş aralığı oluyor şimdi? O yaşadığın coğrafyaya göre değişiyor. Sıcak iklimlerde ergenliğe daha hızlı girildiği için biraz daha önde, yani işte bizim ortaokul dönemine denk gelen gibi düşünün. Bir de kadınla erkek arasında da değişiyor. Yani kadınlar ergenliğe biraz daha erken, erkekler daha geç girdiği için gelişim sürecinde de başlangıçtan beri erkekler biraz daha geriden gelirler ama sonra döneme girdiklerinde bir anda hızla giderler. Yani ergenlik döneminin orijinal olan tarafı şudur. İnsanın gelişim ödevleri denen her yaşa uygun davranışları var. Bu yaşa uygun davranışların neler olduğunu anlatmak lazım ve uygun davranışlar sergilemiyorlarsa bunun ergenlikle ilgili olmadığını, bunun seçim olduğunu anlatmak lazım çocuklara. Belki de konuyu şöyle daraltabiliriz. Hani lise dönemi, yani gerçek ergenlik sürecinden, hani onların akademik sürecinden ve ailelerin bu konudaki konumlanmasından bahsedersek böylece daha derli toplu gidebiliriz diye düşünüyorum. Muhtemelen şöyle söyleyebilirim ben. Şimdi ailelerin çocuklarından bahsederken benim en çok dikkat ettiğim, onları işte bu konuyla ilgili daha dikkatli olunabilir mi acaba diye dikkatlerini çektiğim bir şey var. İşte hocam biz ders çalışmayı sevmiyoruz. Biz çok sosyal değiliz. Buradaki biz. Çok rahatsız değil ya. Çok tanıdık geldi. Evet, ismi vardır. Bilimsel. Biliyoruz. Sembiyoz. Yani bir bağ kurmuşsun. O bağ öyle hale gelmiş ki artık iki kişi bir kişi gibi görünüyor. Tabii çok ironi olabilir. İroni için kullanılabilir. Tabii. Evet, çok garip. Yani dikkatini çekiyor mu? Şimdi sen o yaş grubuyla hani direkt çalışıyorsun artık yıllardır. Hani ben uzaklaştım biraz yetişkinlerle çalışmaktan. Hani daha çok böyle sanki erkek çocuğu olan annelerin yaptığını düşünüyorum ben. Sence bir orana vursak nasıldır bu şu anda? Yani çok arttığını düşünmüyorum. Hemen hemen aynı. Yani daha çok onların yaptığını düşünüyorum. Yani küçük yaşlarda olan şeyi yukarı taşıdıklarını düşünüyorum. Yani çok böyle ben kadın erkek ayrımı yani kız oğlunu ayıran anne mi yapıyor çok emin değilim. Ya baba da olabilir. Sadece hani babalar kızlarıyla anneler oğullarıyla sanki daha böyle ya ben öyle gözlemliyordum eskiden. Şu an bilmiyorum ama. Babalar uzaklar okul ortamlarına. Yani veli toplantılarına gelen, görüşmeye gelen kişi sayısında ben mesela 2 ebeveyni de görmek istiyorum diye ısrarla belirttiğim zaman çift gelirler. Genelde öyle, evet. Genellikle biri gelir ki eğitim süreci aslında her ikisini de ilgilendiren bir şeydir. Şöyle bir şey var. Bir çocuğun yaşadığı süreci anlamak için ebeveyni tanımak gerçekten çok önemli. Anne baba davranışını gördüğünde bazen diyorsun ki bu çocuk iyi bile çıkmış diyorsun. Yok ben kesinlikle katılıyorum. Diyorsun ki yani bu çocuk neden acaba bu kadar çok ailesine ya da çevresine? Ergenlik dönemi orijinal bir dönem. Yani kişinin kendisinin ben burada varım, bakın ben bireyim, birey oldum, aha da vallahi bireyim. Kendini göstermeye çalıştığı bir dönem. O dönemde onların o ufak tefek şeylerine izin verip bu biraz mecrasından çıktığında, davranışlarını biraz sorumlu hale getirdiğinde de şimdi çok daha yatkın aileler yardım almak gerekiyor. Neden yardım almak gerekiyor? Çünkü şimdi ders çalışmamak bir davranış sorunudur, bir ergenlik sorunu değildir aslında. Yani sınavlarda başarısız olmak yine bir ergenlik problemi değildir, bir davranış sorunudur. Okulda, ortaokulda düzenli ders çalışıp da liseye geldi, ergen oldu, bak dağıttı. Bir tık olabilir. Ama böyle kendini tamamen dağıtan hiç görmedim bugüne kadar. Ya belki bir iki istisna olsun hadi. Hep sorardım, daha önce nasıl? Ne bekliyorsun? Şimdi sihirli değnek mi değecek mesela bir anda? Büyüyecek yani onu bekliyor. Yani büyüyüp sorumluluk alacak. Küçükken veremedin sorumluluğu. Lise döneminde veremezsin çocuğa. Geçmiş olsun. Ama şöyle bir şey var. Yani ben de şöyle dış pencereden bakıyorum. Hiç eğitim dünyasıyla alakam olmamasına rağmen tamamen sosyal medya aracılığıyla gözlemimi söyleyeceğim. Ebeveynler çocukların ödevlerini yapıyor yani. Çocuk orada oturuyor ve videoya mı arkadaşım olmadı mı proje verdi öğretmen de gidip annesine babasına yaptırıp çok güzel iş getiren olmadı mı? Sen hiç eve gidip mesela annene babana kızmadın mı? Sen de bana yardım etsen daha iyisini yapardım diye. Ben yaşadım bunu. Çünkü bizde hep şu kural vardı. Kendin yapacaksın. İyi ki de öyle olmuş. Bak bu bir isyan değil anlamında. Senin olmadı mı? Her dönem var. Her dönem var o tarz anne baba. Ya bu dönem bir tık daha fazla olduğunu düşünüyorum ben bize nazaran. Çünkü ne bileyim yani ebeveynler de galiba birbirlerinden etkileniyor bu konuda. Bak onların bilmem neyin çocuğunun şeyleri böyle yapıyor. Biz de aynı bundan yapalım bu şekilde yapalım gibi yapıyorlar yani etkileniyorlar gibi geliyor bana. Bence abartan WhatsApp grupları, veli WhatsApp grupları. O bence korkunç bir şey ve ben olmaması gerektiğini, hatta mümkünse WhatsApp gruplarının bütün olarak yasaklanmasından yanayım. Bir gün bir telefonunu açıyorsun, seni bir WhatsApp grubuna almışlar. Yani ardı arkası yok, ucu bucağı yok derler ya. Sınıf WhatsApp grupları bu konuda çok... yanıltıcı olabiliyor. Ya Allah rızası için. Şimdi öğretmenlik son dönemlerde biz bunu bir tane podcast'imizde konuşmuştuk. Gerçekten birazcık böyle ayaklar altına alındı artık. Gerçekten. Şimdi hiçbir mesleğin kutsallığına ben inanmıyorum. Öyle bir noktada değilim. Ama şimdi sen kimsin ki? Bu bir hizmet. Yani aslında biz tabii öğretmenliği öyle görüp değerlendirmiyoruz. Ama şimdi sen aslında bir hizmet alıyorsun. karşı taraftan. Karşı tarafında bir hayatı var. Ailesi var, işte sorumlulukları var. Sen kimsin ki bana 24 saat ulaşabilirsin? Böyle bir şey olamaz. Bu çok hiçbir yerde kabul edilen bir şey. Yani şöyle, Cumhurbaşkanı dahil, yani gerçekten dahil, ekstrem bir devreye sokup iş yani çok özür dilerim ama öyle. Yani full time bir şey yok. Önemli. Yani yarın sabahı bekleyemeyecek ne olabilir? Ya bu ya şey değil yani, bu analık değil, babalık değil yani full time olsun. Senin çocuğun kardeşim, ben o kadar özverili olmak zorunda değilim. Yani. Ya öğretmen, şunu duydum ben, yani ben yaşamadım da, yani şey yapıyor, öğretmen derste ödevi veriyor. Veliler istiyor ki ödev WhatsApp grubundan da paylaşırsın. Yani. Be kardeş demiyor ki ben çocuğumu uyarayım da şu ödevi tam yazsın. Yok. Bunlar çok eksik. Sonra benim çocuğum şunu yapmıyor. Benim çocuğum yetersiz oldu. Olmayacak senin çocuğundan bir şey zaten. Sen yapıyorsun çünkü birçok şeyi. Kontrol ediyorsun. Bu tarz sorumlulukları ilkokulda başlar. İlkokul 1. sınıfın 2. dönemi başlar. İlk dönem kontrol edersin. 2. dönemde dışarıdan etmeye devam edersin. Çocuğu ama öğretmeni değil, diğer çocukları değil, velileri değil. Değişik bir kafa yaşanıyor bence şu anda. Gerçekten. WhatsApp grupları insanlık suçudur, tamam mı? Ya çok ilginç. Kursun. Onlar ne yapıyorsa yapsın. Bizi ilgilendirmez. Bak, ama öğretmeni buna dahil etmek... Daha ilginci bence ödevi direkt vermeyip akşam WhatsApp'tan gönderen öğretmenler var. Yani okulda bu sizin ödeviniz demiyor ama akşam gruba atılıyor. Şimdi dolayısıyla ne oluyor? Çocuk diyor benim ödevi aklımda tutmama gerek yok zaten. Nasılsa akşam biri bana söylüyor. O velinin, o tarz veli grubunun öğretmen olmuş hali işte. Yani her meslekte diyoruz ya iyisi kötüsü. Bunun gibi düşün. Yani sorumluluk ya. Çocuklar sorumluluğu öğrenmek zorundalar. Yani hani ödev güzel bir başlangıç bunun için aslında. Sonra geçen gün konuşmuştuk, ona geliyor işte. Üniversitede çocuk hocaya bir mesaj atıyor böyle yakın arkadaşıymış gibi. 2 tane projesi bir sınav aynı güne denk gelmiş. Birkaç gün sonra verse ölür müymüş yani. Yani sen kimsin? Neyin cesareti kardeşim ya? Neyin cesareti? O zaman da had bilmek diye bir şey var. Onu bilmiyor işte. Yani şimdi ebeveyn tutumu çocuğun denetimi, çocuğun üzerindeki etkileriyle büyüyen çocuklar, yani onlar için her şeyi hazırlayan o eskiden çokça anlatılırdı helikopter ebeveyn tutumu diye. Yani tepeden her şeyi yapıyor. Tepesinden nelere ihtiyacı olduğunu fark edip ihtiyacı olan her şeyi daha o istemeden yerine getiriyor. Yerine getirdikten sonra da bir sonraki aşamaya geçiyor. Çocuk böylece hiçbir şey düşünmek zorunda kalmıyor. Bu benim ihtiyacım mı değil mi vesaire ve hazıra alışıyor. Şimdi biz toplum olarak çocuklarımızı hazıra alıştıracak noktada değiliz. Çünkü hiçbirimizin daha genel düzeyi o noktada değil. Hem düşünsel anlamda değil hem duygusal anlamda değil. Çünkü birbirimizden çok farklıyız. Ben hani biz derken sadece kendi toplumumuz değil, kendimizi bütün dünya toplumu olarak gördüğümde söylüyorum. Birbirimizden farklı noktalardayız. Şimdi herkesin hayatında her şeyin tam olması diye bir şey olmadığına göre biraz felsefi olacak ama bir şeylerin eksik olmasını da kabul etmek gerekiyor. Her şey olamaz. Her şeye sahip olamam ben. Her şeyin en iyisi de ben olamam. O halde iyi, kötü ya da ara, işte deriz ya beyaz, siyah, gri. Gri'nin de olduğunu kabul etmek lazım. Şimdi ebeveynlere galiba burada anne babalara hani herkese bir şeyler biçerken anne babalara da çocuklarının büyürken o özelleşme sürecinde gerçekten çok ciddi izin vermeleri gerekiyor. Kendi başına var olması, kendi ihtiyaçlarını görmesi, belki ilk başarısızlığını yaşaması. İşte ilk düşük notunu alması alacak tabii ki. Yani bizim okulda en çok temel şey olur. Hocam hiç bu notu almamıştı diye alacak. Yani çalışmadığı zaman alabilir ya da bazen alabilir. Hayat hep işte 0 ile 100 arasında değişmiyor. Bazen hayat 200 oluyor bir anda. O kadar mutlu oluyorsun ki 200'lük ama bazen de hiçbir sebep yokken eksi olsun. Bir sebebi yok. Yani hayat böyle çok belirgin, her şeyin tam olduğu yer değil. Lise seçerken bence lisedeki ergenlik dönemi o süreçlerine böyle baktığımızda bir kere önce aile ne istiyor ona karar versin. Yani ben ebeveyn olarak çocuğum ne yapmak istiyorum? İşte ne yapsın, ne istiyorum? Çocuğuyla konuşsun. Çünkü 9. sınıftaki bir öğrenci artık, bir kişi daha doğrusu artık ailesini anlayabilecek yaştadır. İtiraz edemez ama dinler onu. Evet. Ondan sonra da ne yapsın? İşte onun vereceği kararlara saygı duysun. İşte TM istiyorum dedi, yani Türkçe matematik alanında. Saygı duysun. Evet çocuğum bunda oku. Tamam. Bizde mesela hep şey şikayet olur. Herkes sayısal okumalı. Sanki sayısal aynı şey. Yani matematik zekası sanki bütün zeka türüymüş gibi. Halbuki o sadece o türlerden bir tanesi. Okur yazar değil çocuk. Çocuğa paragraf başı yapın diyorum. Çocuk ben diyor ki affedersiniz hocam ne başı? Şaka gibi. Paragraf başı bilmiyor. Kompozisyon yazacaksın. Onu duymuştum da diyor. Nasıl yazılır bilmiyorum. Duymuştum da. Çok tatlı. Ben böyle sohbet edebilsinler. Ne bileyim hata yapsınlar. Yaptıkları hataların sonuçlarıyla karşılaşsınlar. O sonuçlara oturup aileleriyle konuşsunlar. Mesela gelip desinler ki ben arkadaşıma şöyle şöyle yaptım. İşte biz neyiz? Hep örtüyoruz, hep kapatıyoruz, hep mükemmeliyetçi yaklaşıyoruz gibi geliyor bana. Yani kısaca bence insan, kişi kendini tanıyamaz. Çünkü değişiyoruz. Eğilimlerimiz değişiyor. Ne bileyim ben böyle hayattan beklentilerimiz, isteklerimiz değişiyor. Bak ben kaç yaşındayım? Mesela şimdi son 2-3 yıldır diyorum ki keşke fizik okusaymışım. Fizik de öyle lisede çok iyi olduğum bir ders miydi? Yani. Ama mesela okuyabilirmişim, kimya okuyabilirmişim, mutlu da olurmuşum. Sadece o zaman anlamamışım. Şimdi mesleğimden memnun muyum? Memnunum. Konuşmayı seviyorum çünkü çok memnunum. Ama mesela olabilirmiş. O yanımın farkında değilim. Şimdi değişiyoruz çünkü. Gelişiyoruz. Bilmiyorum tam böyle konuya isabetli cümleler söyleyebildim mi dinleyicilerimize ama çocukların kendileri olmasına izin versinler. Orada işte ne var bir de biliyor musun? Kendisinin olmasına izin verirken belli şeyler olmalı. Yani ailelerin, şimdi bak çocukta nasıl ifade edeceğimi de tam bilemiyorum. Yani hani şimdi bu terbiyesizlik kavramı var ya, şimdi herkes için değişebilir. Kimi çok katı diyor ki bana sen diyemezsin mesela. Şimdi bu beni çok rahatsız eden bir şey değil. Yani şeye göre, konuya göre tabii ki. Şimdi böylesi de var. Bir yandan da gerçekten bazıları çok ileri götürüyor bayrağı. Çocuklardan bahsediyorum, belli yaş gruplarından. Şimdi onu bana yapıyorsa anne babaya neler yapıyordur diye düşünüyorum. Kimin tekim konuştuğumda da bu şeyi alıyorum dedi. Evet hocam neler neler söylüyor diyor mesela. Niye izin veriyorsun? Küçüklüğünden beri böyleydi diyor sonra. Nasıl öyle olabilir? Mesela bir çocuk annesine babasına nasıl küfrediyor olabilir? Rahatça. Yani. Tabii ki onu yapıyorsa gelir bana da yapar. Yarın bir gün bakalım toplumun içinde neler yapacak. Yani birey olmasına izin verirken anne baba olarak doğruları yanlışları çocuğa küçüklükten itibaren öğretmemiz gerekiyor. Lise kademesi bunlar için geç. Yani sen eğer çocuğuna baktığında mutlu olduğun bir tabloyu yakalayamıyorsan lisede, yani olmamışsa olmamış, yapamamışsın yani. Sen yapamadın bunu. Öğretmenleri zıvanadan çıkarmıyor bu çocukları. Dürüst olalım. Yani bu, yani şey olmalı, sınırlar olmalı ya. Bu şey demiyorum, otorite, baskı demiyorum, sınırlar olmalı. Ki o da kendi sınırlarını oluştursun. Başkasına kimse, başkasını rahatsız etmek, zarar vermek, hani o şeyleri aşamamalı. Ama şu anda yeni gençlikte bu var. Bak benim zamanımda da vardı. Ama benim zamanımda hala anne babaya da öğretmen kaşını kaldırdığında durmak da vardı. Dayak mı yedik? Hayır. Vardı ama. Ya, tamam öyle olsun demiyorum. Tabii ki devir değişiyor, her şey değişiyor. Ama bugün çok komik yani 1 yaşında çocuğa diyor ki çocuk birey. Değil daha olmadı, daha o düşünce sistemi gelişmedi, anlatabiliyor muyum? Şimdi o anne baba sonra sapıtıyor giderek. Gerçekten öyle, kelime o, sapıtıyor çocuk büyüdükçe. Çocuk karar verecek diyor ne giyeceğine, çocuk 1,5 yaşında. Bir ayağında bot, bir ayağında spor ayakkabı var. Yani bunlar sevimli şeyler olarak geliyor biliyorum ama bunlar işte bir zincir doğuruyor, onu diyorum. Anne babaların aynen senin de dediğin gibi nerede duracaklarını, ne yapacaklarını karar verip bir stabilite oluşturmaları lazım çocuğun hayatında. Doğru ve yanlışlarla ilgili de. Uygulama tutumları vardır ya, zaten Google'a girin yazın, bulursunuz bir sürü arama motoru diyelim. Bir sürü arama motoruna yazdığınızda bulursunuz. O tutumların içerisinde en tehlikelisi demokratik anne baba tutumudur. Ve onların içinde de en tehlikelisi, yani ben böyle çok kabaca söylüyorum, çocuk kendini ebeveyniyle aynı yetkide, aynı gizlemde görmemeli. Bunu hep anlatırız. Anne baba sonra olabilecek olan bir şey. Evet. Çocuk üniversiteden mezun olur, kendi hayat kurar. Evet, ondan sonra eşit şartlarda masaya otururuz. Mesela iş tecrübeye kalır çünkü. Yani ne kadar harcama yapacağına çocuk karar veremez ama odasının ne renk olacağını mesela onları ayırmak gerekiyor. Orada zaten en temel sıkıntılar başlıyor ve o temel becerilerin ya da temel kuralların evde öğretildiği %100. Yani sık duyduğum şey, kıyamıyorum. Sen kıyamıyorsun diye ileride ben senin çocuğunla muhatap olmak zorunda kalıyorum. Çünkü sen kıyamadığın zaman da şu anda da o hayırdan anlamıyor. Niye ben çekmek zorundayım bunu? Mesela. Doğru. O temel işte anne baba tutumlarından kaynaklı toplumsal ihtiyaçlar ve istekler var. Eskiden belki biraz daha toplum çocuk üzerinde etkiliydi, komşu. Evet, şimdi o kalmadı. Vesaire. Şimdi onların hiçbiri. Mesela şöyle bir örnek vermek isterim ben. Sakız çiğnemek çok, yani yıllardan beri var olan bir şeydir. Öğrenci sakız çiğner. Mesela sınıfta sakız çiğneyen bir öğrenciye sakızını lütfen ağzından çıkarır mısın dediğinde hemen çıkarıp atar. Ama yanındaki ya da arkasındaki sakız çiğnemeye devam eder. Böyle bir örnek var. Soruyor öğretmen. Sen niye yapmıyorsun? Bana demedin ki. Cevap ne? Aynen. Hocam bana söylemediniz ya. Şimdi birine söylediğim bir şeyin diğerlerinin de tarafından anlaşılmasını istiyorsun. Tabii ki. Mesela şimdi sınıfa girince şöyle diyorum. Her birini sakız. Ben derse girdiğimde sakız çiğnenmesini istemiyorum. Bir kişi konuşurken birden fazla ses çıkmasını istemiyorum. Şimdi herkes yerine yerleşsin. Kıpırdanmasını istemiyorum. Şimdi bunu da ilkokulda öğrenilmesi gerekiyor. Evet ama bunlar şimdi ne yapıyorlar? Sakız bakıyorum bir kişi atıyor. Sonra arkadan bir kişi, biri biraz çiğnemeye çalışıyor. Benim gördüğümü fark edince kalkıp atıyor filan. Ama yine anlamak çok zor. Dersin sonuna kadar sakız çiğneme eylemine devam edenler de oluyor mesela. Soruyorsun. Yok, sizin gördüğünüzü fark etmemiştim. Fark ettiğinizi fark etmemiştim diyor. Yani kendilerince bu konuyla ilgili böyle sosyal baskı hissetmiyorlar. Hiç hissetmiyorlar. İşte orada o terbiye muhabbeti girmiyorum. Terbiye deyince çok ağır algılanıyor. Yok, yıllardan bahsediyorum. Bence doğru bir şey. Kurallar olur. Terbiye kelimesi. Ev hayatında, okul hayatında, iş hayatında, arkadaşlık ilişkilerinde. Yani kurallar olur. Zaten yani, her şey. Okul üniformasının vesairenin amacı da o değil midir yani? Üniforma mı kaldı Ece? İşte onu diyorum yani aslında bir tık da oraya oluyor. Yani benim annem de öğretmen, buradan bilmeyenler için söyleyeyim. Benim annemin en çok söylediği şey öğrenciyle öğretmenin yani baktığına diyor kim öğrenci kim öğretmen belli değil. Hani öyle bir şey oluyor ki diyor öğretmenden daha şaşalı, daha böyle giyinen, ortamına uygun giyinmeyen öğrenciler var. Bence eğitim süreci disiplin gerektiren bir süreçtir ve bence okul üniforması her ne kadar hepimiz şikayet ettik okul üniformasını ama bir yandan da çok büyük bir rahatlıktı. Ne giyeceğini düşünmemek, belli bir düzende olunması bir rahatlık aslında. Bunu ileriden geriye bakınca insan çoğunlukla fark ediyor. Yani o disiplin ve hani o süreci bence baltalayan bir şey üniformanın olmaması. Bak ben İngiltere'de yaşıyorum. Burada üniforma katıdır. Yani tabii ki esnek okullar var bir tık daha ama o kadar değil. Yani çorapların boyu, ayakkabının rengi bunlar çok net şeylerdir. Ve bu bir birlik getirir insana. Biz vardı ya, biz eteklerin renginden anlardık hangi okul, kim hangi okula gidiyor mesela. Evet. Ya benim okulumun üniforması güzel kalan üniformalardandı. Bordo eteklerimiz vardı böyle. Siyahlı, pitikareli bordo. Biz kalıyorduk. Biz güzel kısımdayız. Biz çok şikayet etmiyorduk formalarımızdan. Yani şey için söylüyorum, bu güzel bir şeydi aslında, bir yere ait olmak, onun kültüründe olmak. Yani bize şey derler diye, okula yakışır der, bir şeye götürecekler mesela, atıyorum basket maçına, sallıyorum. Bakın hani okula yaraşır davranın. Yani bir sorumluluk yüklüyor sana. Niye öğrencisin? Kim bakarsa baksın senin nerenin öğrencisi olduğunu anlıyor. Yani bunu yok etmeleri çok üzücü bir şey bence. Şimdi bizim yine kendi seçtiğimiz işte tişörtlerimiz, pantolonlarımız var. Yani yok değil, yine eskisi kadar katı olmasa da işte logoları var okulların, isimlerinin yazıldığı armaları var. Yine anlaşılır. Yani o ilk zamanlarki kadar çok dağınık değil. Tamamen serbest kalıp hiç okula ait olmayan şeyler giyildiği zamanki gibi değil. Ama tabii yani üniforma çok başka bir şey. Ben şimdi buraya gelip gördüğümde bizim eski zamanın formalarını gördüm. Aynı ayakkabılar, kolej ayakkabıları. Erkekler de aynı şekilde, hani iskarpin neredeyse diyeceğim var yani. Bayağı ciddi ciddi o çoraplar vesaireler, herkes işte pantolon giyeni de var. Evet, etek giyeni de var ama renkler belli. Ceketler yani inanılmaz. Hiç ceket zorunlu olmadı. Evet. Bizde yok. Sırtlanmadı. Burada ceket giyiyorlar. Ya, ceket giyiyor, evet. Ceketleri var. Yani soğuk oldukça hoş. Yok, bence olması gerekiyor. Bence çünkü insanın kılık kıyafeti, düzeni hayatına yani şeye yansıyan bir şey. O yüzden biz belki bir tık daha derli topluyduk. Şu anda o yüzden belki bir tık daha gevşeklik var. Bilmiyorum, ben hala mesela bir iş görüşmesine giderken dahi gömlek giymemeyi çok şey buluyorum. Hani belki doğru değil ama biz öyle büyüdüğümüz için daha uygun kıyafet. Bak, öyle büyümekten değil. Şimdi gireceğin iş koluna bak. Ben şimdi müdürlük yaparken İngilizce öğretmeni arıyoruz. Bir tane görüşme geldi. Hayatım boyunca onu unutmayacağım, o kızı. Ben kız diyorum çünkü yaşı da küçüktü bayağı. Yeni mezun olmuş üniversiteden. İçeri girdi, ben önce veli falan zannettim. Yani biri, yani herhangi biri, bir öğretmen olma ihtimali gözümde canlanmadı. Şekilcilikten değil bakın. Şimdi tasvir ediyorum size. Bir mini etek. Ama böyle denize giderken giyebileceğim mini etekler var ya, böyle popo yanağını tam anca kapatacak cinsten bir etek düşün. Üstüne büstiyer, göbek açık. Bak, şaka yapmıyorum. Elinde bir çanta. Buyurun falan dedim. Ben işte falanca dedi, saat 2 görüşmesi için aşağıdan yönlendiler. Ben şok oldum. Yani çünkü ben yani bir okula veli olarak bile öyle gitmezsin. Yani bu olmaz. Şimdi yani meslek dallarının gereklilikleri vardır. Şimdi benim bu öğretmeni işe aldığımı düşünebiliyor musunuz? Her gün uyaracağım öğrenci gibi, kılık kıyafet. Yani her şeyi ergen öğrenciler yani okula gelen. Ona gelmiyorum bile bak. Ona gelmiyorum bile. İşin o kısmına konuşmuyorum bile. O zaten işin daha çirkin boyutu. Yani ben, İngilizcesi çok iyiydi bu arada. Ama benim için görüşme o an bitti. Hani sadece ona ayırdığımı düşünmemesi için görüşmeyi yaptım. Belli bir oranda vakit ayırdım. Sonrasında teşekkür edip olmayacağını söyleyip gönderdim. Düzgün giyinseydi de işe alırdı mesela. Yani şey gibi bu. Bak, her iş dalına gömlekle gitmeyebilirsin. Ama çeki düzen verirsin üstüne. Yani tutup reklamcılar mesela, atıyorum yazılımcılar, onlar farklı bir dünyada yaşıyor. Onların iş şartları da farklı. Ama tutup da atıyorum bir öğretmenlik görüşmesine, mühendislik, doktorluk, mimarlık görüşmesine gitmezsin öyle yani. Gitmezsin ya. Duruplu değil. En azından gitmemesi gerektiğini bilirsin. Şimdi bunu şeye bak, bu formatan geçiyor. Yok yani her yaş grubunun ve hani sürecin bize öğrettiği büyük şeyler var. Biz hani tabii ki gelişim olsun, değişim olsun, yeniliklere açık olalım diyoruz ama bazı şeylerin katkılarını yapıyoruz, yatsıyoruz bu kararları alırken. Forma bunlardan biri benim için. Forma olmalı. Yani okul derken eğitim kurumlarının. Gerçi forma ne yapıyordu? Ülke genelindeki bütünlüğü sağlıyordu. İşte herkes. Madden de anne. Madden aynı zamanda herkesin durumu iyi mi? Yani şimdiki okul formalarımız da aynı. Belli bir formatta, belli bir fiyatta gidiyor. Yani gidip insanlar marka bir şeyler giyip gelmesinler çok istiyoruz ama malum ergenler. İşte beyaz gömleği çaktığın zaman bunu yapamaz. Anladın mı? O yüzden önemli. Çünkü o yaş grubunda o da önemli. Neye sahip olup neye sahip olamadın. Zaten onların kaleminden, kağıdından anlıyorduk. O değil mevzu. Ama buna bence veliler dikkat etmeli ya. Edebilirlerse tabii ki. Yani aslında dikkat edilecek o kadar çok şey var ki temel sorun sadece insan davranışı değil. O davranışları kazanana kadar o insana ne yaptın? Hani baştan tabii ki. Ne yapıyorsun sen? Ne tür özellikler yüklüyorsun ki? Ya en sinir olduğum şey şu. Veli geliyor diyor ki işte böyle böyle şeyler oluyor. Biz böyle olsun istemiyoruz. Ne yapabiliriz? Şu ana kadar ne yaptı? Senin eserin. Ya senin 15 yılda bozduğun şeyi ben 3 yılda nasıl düzeltebilirim? Yani tabii ki elinden geleni yapıyorsun ama ben çok kızıyorum velilere o konuda. O çocukları onlar o hale getiriyor. İstisnalar farklı ama gerçekten bir elin parmağını geçmez. Kıyabilin çocuklara. Kıyabilin. Doğru yanlışla ilgili kıyabilin yani. Bebeklikten aynen. Yani bebeklikten beri bebek ihtiyaç duyduğunda nasıl ağladığı zaman karnın ağrıyor, işte altını mı değiştireceksin, mama mı istiyor anlıyorsun, onun gibi ufak ufak şeylerle başlayıp belki de daha toplumsal çocuk yetiştirmeliyiz. Bizim ebeveynlerimiz bizi topluma daha faydalı bireyler olalım, işte toplumu daha dikkate değer, onların ne düşündüğünü daha çok. El alem ne derci değilim ben. Sizin neslin biraz öyle. El alem ne derci. Ama öyle büyütüldük. O da kötü. Yani onu da yokum. Ya elimizden geldiğince el alem ne deri umursamıyormuş. Görünerek sizi yetiştirmeye çalıştık ama ne kadar başardık onu bilmiyoruz. Çünkü yani el alemin kim olduğu önemli benim için mesela. Yani el alem ne der değil de kim o el alem de ne diyor? Yani hani diyebilme hakkı var mı mesela? Benim için önemli. Bir sonraki jenerasyon da maalesef işte yanlış bir noktaya gitti. O da şunu diyor. Kim ya helali? O da çok fazla. Hayır, insanların ne düşündüğü önemli. Onlara kadar bulaştırıyorsan olayı. Evet. Zararı kendine olmuyor ki sadece. Yani o bir problem bence. Evet. Yani kısaca ergenlik dönemi böyle aileyle, çocuklarla bir bütün halinde yaşanan ve her ailenin ya da işte her toplumun kendi kendine çıkışlar bulduğu bir dönem. Ama en temel problem, belki ergenlikteki en temel sorun kişilerin empati yoksunluğu. Hani o kadar çok empati kelimesini kullandık, empatik olun ama ben insanların çok empati kavramını anladıklarını düşünüyorum. İnsanlar sempatik dinleme yapar genelde. Aynen onu söyleyecektim. Kardeşim sen mutsuz musun? Ben de seninle birlikte mutsuzum. Bu var. Sen ağlıyor musun? Ben de ağlarım seninle birlikte. Bu empati olmuyor. Değil. Yani. Onun altını çizmiş. Evet, sempatik yaklaşım. Tam onu söyleyecektim ben. Tam tamamladım. Çok da güzel oldu. Yani ikisini birbirinden ayırmak lazım. Çünkü sempati duyduğun kişinin zaten sonsuzdur sendeki kullanacağı kredi. Ama empatik yaklaşım bambaşka bir şeydir. Tabii empati yapacağım diye de kendimizi yok etmemeliyiz. Tabii. Ben çünkü başka şeyin dozajı önemli. İşte sınırlar önemli. Mesela lisede en çok karşılaştığımız şeylerden biri çocuklar şey diyorlarmış. Okula gelmeyin artık, ben büyüdüm. Sizi okulda görmek istemiyorum. Benim zamanımda da derlerdi. Yani değişmeyen şeylerden biri. Ben de her seferinde diyorum ki onlara okula geleceğinizi söylemenize gerek yok. Okula geldiğinizde görmenize gerek yok. Gelin öğretmenlerle konuşun, benimle konuşun. Sonra akşam eve gidin, deyin ki bugün okula uğradık. Sence rehber öğretmen seninle ilgili ne söylemiştir? Ya o kadın beni hiç çağırmadı, görüşmedi. Ne söyleyebilir mi diyecek bakalım. Yoksa ha evet geçen gün konuşmuştuk şu konularda mı konuştuk? İşte matematik öğretmeni ne demişti? Sohbet edin. Siz onu aktarmayın. Şunu dedi, bunu dedi, şöyle dedi, böyle dedi diye. Bazen odada konuşuyoruz. Aile geliyor diyorum. Çocuğunuzla burada görüşmek ister misiniz mesela? Diyor ki olur. Çocuğa soruyorum diyor ki hayır ben geçiyorum. Canım olabilir. Bazen de bir arada konuşuyoruz. Çok da güzel oluyor. Mesela son dönem çocuklarda çok şey arıyor. Sorun yaşıyorlar ya. Diyorum ki bunu odada ben varken, ben hiç karışmadan ailenle konuşarak yüzleşmek ister misin? Çok şey arıyor. Güzel bir şey tabii. Orada tarafsız biri var sonuçta. Ki haksızlığa uğramayacağından da emin. Taraf da fazla ileri gidemiyor. Bir noktaya kadar. Fena o tip riskler alıyorum. Şimdilik hiç şey olmadı yani. Tepecek bir şey bence de yok orada zaten. Şeyden ürkmüştüm ben ilk. Acaba eve gidince geri dönüş kötü olur, aile evde sen niye rehberlik benle filan gibi azarlar mı diye mi yaşamadık? Öyle. Problemi çözmek isteyen hiçbir insan buna böyle bence tepki vermez. Ama problemi zaten çözmek istemiyor olsa o konuşmaya girmezler o zaman. Evet. Çünkü büyük bir sorumluluk. Yani kimse o yaşta zannetmiyorum ki onu tartamasın. Sonuçta velilerimiz sık sık okullara gelsinler. Kesinlikle. Mutlaka. Ben hep diyorum, bakın 11. sınıfı bitirene kadar bu çocuklar alır ergenlik yaşarlar. Bazıları bunu 12, üniversite 1, 2, 3, bazıları 45, 50, 55 fark etmez. Ama mutlaka takip lazım. Yani takipten de kastettiğim kimlerle birlikte ne yapıyor, nasıl bir hayatı var, fikirleri olmalı. Mesela çocuklar makarna yemeyi çok seviyorlar. Bir şey öneriyorum hep onlara. Diyorum ki mesela arkadaşların değil ki makarnası mı alacağım size? Tamam, ben gelmeyeceğim. Siz oturacaksınız, ben ödeyip çıkacağım. Görün. Bence çocuğun yakınlarını işte beraber olduğu ilişkileri görmek çok önemli. Katılıyorum, bence çok önemli zaten. Aşağı yukarı bir fikir ediniyor çünkü yani, gideceği yolla ilgili. Çünkü isim söylüyor ama o isim hep havada. Kim o? Mesela. Bence başarılı ebeveynler o konuda olanlar ta ilkokuldan beri. Şimdi bak onu mesela şöyle bir ebeveynlik yapıldığı zaman çocuk yadırgamıyor ileri yaşlarda. Diyelim ki çocuğun yakın arkadaşları var, aileler gidiyor geliyor. Ya da ortak organizasyon yapılıyor. Bu doğum günü olabilir, başka bir şey. Şimdi bu her yıl yapıldığı için otomatikman hem aile gözlem yapabiliyor hem de çocuk diyor ki bu normal bir şey. Sosyalleşmenin bir parçası. Şimdi hiçbir çocuk liseye gelip o öyle bir ortamda yetişen bir çocuk ya niye benim annem yapıyor demez yani. Hani arkadaşlarımı görüyor ya da eve git çağırmayayım. Yani bunun da endişesine kapılmaz. Ki zaten o çocukların ilkokul arkadaşlıkları sürüyor çoğunlukla. Yani ekleniyor, büyüyor grup. Bunu sürüyor zaten. O yüzden bence ebeveynler o konuda biraz daha atak davranmalı. Yani hani biraz daha o hani yorgunum var ya, yeni stil ebeveynlikte o var. Yorgunum, vaktim yok. Hayır, insanın her şeye vakti vardır. Hele çocuğu için ayıracağı vakit bana göre sınırsızdır. Bir zahmet yılda 1-2 bir araya gelsinler ya küçüklükten beri. Aileleriyle de çocuklarla da. Böylece yani çirkin bir kelime ama kontrol de kolay. Yani bu şekilde olursa. Fikir edinmek kolay çünkü. Korumak kolay. Bildiğin şeyden koruyabilirsin. Bilmediğin şeyden koruma ihtimalin yok çocuğu. Her şey bittikten sonra haberin olur. Bence çok tehlikeli. Evet. Yani olarak ekstrem düşünüyorum kafamın içinde şimdi madde vesaire. Şimdi öğrenmeme şansın yok ya. Evet. Bir noktada Allah korusun hani patlayacak bir şey. Hiç de çok gerginim o konuda. Hiç yani kaldıramam öyle söyleyeyim. Yani şu dayak duydunuz mu hiç? Geçen yıl duyuruyoruz da 3 tane çocuk gördük. Küçükler ama gerçekten küçükler. 10 var ya da yoklar. Bir tanesinin elinde ot. Bir tanesi bilmem ne. Eşime döndüm dedim. Bir yandan diyorum kendime, kınama Seda kınama. Eşime döndüm diyorum ki bak diyorum sonuçlar ne olsun. Herhalde ağzını burnunu kırardım. Kendimi tutamazdım. Ben de korkma ben seni tutardım. Yani çok üzücü geliyor bana. Ailelerin bir şeyleri düzgün yapma şansı varken hatalar yapılır. Yani insan 10 kere ebeveyn olarak gelmiyor dünyaya. Ama sevginin çözemeyeceği hiçbir şey yok. Yani sevildiğini hisseden çocuğu yolundan döndüremeyeceğin hiçbir şey olmadığına inananlardanım ben. Biraz romantik bulabilirsiniz beni ama ben öyle düşünüyorum. Katılıyorum. Öyle hösrötle olmuyor yani. Yani sevilen çocuk daha sonraki hayatında sevilmenin de ne demek olduğunu biliyor. Vicdanlı olacak, vicdanlı. Vicdanlı olabilmek için sevmek ve sevilmeyi tatman gerekiyor. Yoksa olamıyorsun. Yani bu konu gider bu arada da. Tatmamız gerekiyor. Ay, hala bizle misiniz dinleyiciler bilmiyorum. İstatistiklerden bakacağım kaçıncı dakikada kapatmıştım. Evet. Siz de bizimle şeylerinizi paylaşın ya. Varsa çocuklarınız ya da kendi yaşadığınız, kendi ergenlik süreçlerinizde, ailelerinizle yaşadıklarınızı bizlerle paylaşırsanız aslında çok güzel olur. Belki onun üzerinden daha sonra durumları konuşuruz tekrar. Örnekler üstünden gitmeyi severiz. Burçları izleniyorsanız eğer. Peki o zaman toparlayalım. Sosyal medya hesaplarından bize ulaşmayı unutmayın. Anketlerimize katılmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.